Değerli basın mensuplarımız, bugün 2023 yılı sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Fakat gündemimize geçmeden önce TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı biliyorsunuz. 2023 yılı ve Aralık ayı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon TÜİK'e göre %67, 64.77 enaka göre %127 olmuştur. Bu konuyu konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü eee TÜİK verilerine göre sağlık en fazla enflasyondan etkilenen e, alanların başında gelmektedir. Yaşam maliyetinin artması toplumun sağlık hizmetlerine ulaşımını da zorlaştırmaktadır. Artan ilaç fiyatları Medikal malzemelerin fiyatları, katkı paylarıyla sağlıkta e, genel yaşam maliyetlerini ödemekte zorlanan insanlarımız sağlığa ulaşımda çok daha fazla zorlanmaya başlayacaklardır. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki e, bu rakamlar geçen ay sağlığa ulaşmada, ilaca ve doktora ulaşmada zorluk yaşayan vatandaşlarımız için Önümüzdeki ay ve 2024 yılında çok daha zor bir dönemin bizleri beklediğinin habercisidir. Halkımızın gündemi enflasyondur, yoksulluktur, gıdaya erişimde zorluktur, sağlık hizmetlerine erişimde zorluktur ve geleceğine umutla bakamamaktadır. Bakamamaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunları çözmek üzere Ana Muhalefet Partisi olarak görev başındayız. Sağlık gündemine gelirsek, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023 yılı eğitim, sağlık, adalet, ekonomi ve ülkemizde büyük bir yıkım yaratan deprem gündemiyle e, gerikte bıraktığımız bir yıl oldu pandeminin yaşandığı ve büyük kayıplar verdiğimiz 2020-2022 yıllarının ardından 2023 yılında ülkemizde 11 ilimizi yıkan büyük depremle maalesef on binlerce e, vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve ranta teslim edilen illerimiz yerle bir olmuştur. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin yüzde %11'ini yandaş müteahhitler tarafından yapılan ve işletilen şehir hastanelerini aktaran AKP iktidarı depreme dayanıksız raporu olan hastanelerimizi güçlendirmek için hiçbir şey yapmamış ve sağlık emekçilerimizin, hekimlerimizin ve hastalarımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu hastaneler yerle bir olmuştur. Öyle ki 2012 yılında depreme dayanıksızlık raporu verilen Hatay Devlet Hastanesi, aradan geçen bunca yıl ve Sağlık Bakanlığı ile hastane idaresi arasında yapılan yazışmalar sonucunda gerekli olan 1 milyon lira, yaklaşık 1 milyon lira gibi bir bedelin bulunamaması nedeniyle yıkılmıştır. Aynı şekilde depreme dayanıksız olan İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkılması nedeniyle de 150 kişi çoğu sağlık emekçisi ve hekim olmak üzere 150 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hatay'da çarpıcı bir şekilde gördüğümüz üzere deprem bölgesinde aile sağlığı merkezlerinin yıkılması ve malzemelerin yok olması sonucunda birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hizmetler, koruyucu sağlık hizmetleri neredeyse uygulanaması hale gelmiştir. Bu hizmetler sanki sadece aile hekimlerinin sorumluluğuymuş gibi kaderine terk edilmiştir. Deprem bölgesinde özellikle Hatay'da yaşananlar sağlık sistemimizin ne kadar kötü yönetildiğini ve kırılgan olduğunda ortaya koymaktadır. Bu durum ileride yaşayabileceğimiz afetler ve depremlerde ne kadar büyük sıyıkımlar yaşayabileceğimizin de habercisidir. 2020, 2003 yılında uygulamaya konulan neoliberal e, politikalar, sağlıkta dönüşüm programıyla, e, kamusal sağlık hizmetleri ciddi anlamda sekteye uğramış ve hastanelerin, ticarethane, hastaların da müşteri olarak görüldüğü sistem hayata geçirilmiştir. Aile hekimliği uygulamasıyla, Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri ticaret, ticarileştirilerek aile hekimlerine devredilmiştir. Hatalı ekonomi politikalarıyla artan kiralar ve maliyetlerle aile hekimliği sistemi maalesef neredeyse yürütülemez hale gelmiştir. Ülkemizde e, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişim sorunu gittikçe ağırlaşmaktadır hekim göçü ve yanlış politikalar neticesinde hekimlerimizden randevu almak için hastalarımız aylarca beklemek zorunda kalmaktadır. MR tomografi gibi hizmetler için de neredeyse 5-6 yıl sonrasına, 5-6 ay sonrasına randevu verilmektedir. Sağlıkta artık şiddet haber değeri bile taşımamaktadır. Her gün sağlık emekçilerimizin, hekimlerimizin karşılaştığı Şiddet haberleri almaktayız. Bugüne dek sağlık sistemindeki aksaklıkların sorumlusu sanki hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimizmiş gibi hedef gösteren iktidar, uygulanan şiddetten ve kayıplardan sorumludur. Artan şiddet, malpraktis davaları, ağır çalışma koşulları nedeniyle özellikle cerrahi branşlarda pek çok asistan kadrosu boş kalmaktadır. Emekli hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz emeklilikte çok azalan gelirleriyle yoksullukla savaşmak zorunda kalmaktadırlar. Olumsuz çalışma koşulları, şiddet ve gelecek kaygısı nedeniyle ülkesinde huzura bulamayan hekimlerimiz yurt dışına gitmek için girişimlerde bulunmaktadır. 2000 Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre 2023 yılında yurt dışına gitmek için 3025 hekimimiz iyi hal belgesi almıştır. Bu sayının 2012 yılında 59 olduğu göz önüne alınırsa durumun ne kadar vahim boyutlara ulaştığı görülecektir. Sağlık sisteminin sıkıntılarını ve sağlık emekçilerinin sorunlarını dile getirilen meslek örgütleri çeşitli bahanelerle baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda açılan siyasi bir davayla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştır. Çok büyük oranda dışa bağımlı hale gelen ilaç sektöründe döviz kuru üzerinden yapılan ilaç ithalatı bulunamayan ilaçlar, insanların kendi imkanlarıyla ilaca ulaşmaya çalışmaları ve bu yüzden aksiyan tedaviler Sağlık sisteminin en büyük sorunları arasındadır. İlaç, ortez, protez gibi tıbbi ürünlerin tedavi edilememesi nedeniyle ameliyatlar ve tedaviler ertelenmekte ve aksamaktadır. Halkın sağlığı için bütçeden ayrılan pay yetersizdir. 2024 yılında Sağlık Bakanlığına genel bütçeden ayrılan pay sadece %6.6 olmuştur. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde bu oran %12.5 seviyesindedir. Sağlık Bakanlığı bu bütçesinin yüzde %28'ini koruyucu sağlık hizmetlerine, %72'sini de tedavi edici sağlık hizmetlerine ayırmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın yetersiz olması nedeniyle salgınlar, bulaşıcı hastalıklar sistemik hastalıklar, halk sağlığını tehdit etmekte ve ileriye yönelik sağlık sistemine de ek, ek yük oluşturmaktadır. AKP iktidarı tarafından önce, önce büyük bir yenilikmiş gibi sunulan ve oluşan büyük kamu zararı sonrasında vazgeçilen hasta garantili şehir hastaneleri, sağlık bütçesinin, bakanlık bütçesinin önemli bir kısmını tüketmektedir. 2024 yılında tedavi edici sağlık hizmetleri için ayrılan payın ödeneğin %11'i şehir hastanelerine kira bedeli olarak ödenecektir. Hizmet satın alma bedelleriyle birlikte bu oran %16.15'e yükselmektedir. Bakanlık bütçesinden bu kadar yüksek pay almalarına rağmen iş, işletmeci firmalar yükümlülüklerini, yerine getirmemektedirler ve bu durum sayıştay denetim raporlarında da ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir ve yer almaktadır artan enflasyonla birlikte yoksulluk artık bir hak sağlığı sorunu haline gelmiştir milyonlarca emekli emekçi ve geliri olmayan vatandaşlarımız geçimini sağlayamamakta artan kiralar ve gıda fiyatları karşısında, derin yoksulluk ve açlıkla mücadele etmektedir. Çocuklarımız beslenemediği için bodur kalmakta ve eğitimleri de aksamaktadır. En son yapılan e, raporlarda, Pizza raporlarında bu durum ortaya konulmuştur. Okullarda bir öğün ücretsiz beslenmeyi çok gören iktidar yoksul çocuklarını açlığa mahkum etmektedir. Yukarıda belirttiğimiz Sorunların çözümü için iktidar sağlığı piyasaya terk etme alışkanlığından vazgeçmeli ve sağlık hizmetleri kamucu bir anlayışla yürütülmelidir. Sağlık Bakanlığı bütçesinin kanayan yarası olan şehir hastaneleri kamuya eee aktarılmalıdır, devredilmelidir. Aile sağlığı merkezleri kamu tarafından inşa edilmeli, yürütülmeli Koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek yeniden düzenlenmelidir. Ülkemizin neredeyse tamamının deprem kuşağında bulunması nedeniyle bütün sağlık kuruluşları acilen başta deprem olmak üzere afetlere karşı dirençli hale getirilmelidir. Sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi için caydırıcı önlemler alınmalıdır. Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları emekliye yansıyacak şekilde düzenlenmelidir. Meslek örgütleri üzerindeki baskıya son verilmeli ve kayyum gibi antidemokratik uygulamaları uygulamalardan vazgeçilmelidir. İlaç ve tıbbi ürünlerin tedarik sorunlarına bir an önce çözüm bulunmalı. Bulunamayan ilaçlarla ilgili Yeni bir yöntem oluşturularak vatandaşlarımızın sorunları çözülmelidir. Yoksulluk bir halk sağlığı sorunudur ve çözüm bulunmaması halinde sağlık sistemine ileriki yıllarda çok daha büyük yükler getireceği açıktır. Bu nedenle asgari ücret ve emekli maaşları yoksulluk seviyesinin üzerinde belirlenmeli, gelirli bulunmayan, geliri bulunmayan vatandaşlarımız da sosyal yardımlarla desteklenmelidir. Son olarak belirtmek isteriz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde kamucu bir anlayışla yürüteceğimiz sağlık politikalarımızla vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarının memnun olduğu bir sağlık sistemini kuracağız. Tüm bu dileklerle 2024 yılının beklentilerimizi gerçekleştireceğimiz sağlıklı, mutlu, umut dolu bir yıl olması dileklerimle 2024 yılınızı, yeni yılınızı kutluyoruz.